rektörlerim, değerli dekanlarım, saygıdeğer hocalarım, sevgili mezunlar ve mezunlarımızın çok değerli aileleri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri öncelikle içten duygularımla, muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Umarım bu yağmur altında bereketli bir tören olur. Tabii ben sadece hukuk fakültesi mezunlarına değil, aynı zamanda diş hekimliği fakültesinin mezunlarına da hitap etmek istiyorum. Çünkü bunun için geçerli bir nedenim olduğunu düşünüyorum. İki şapkayla konuşacağım, çok kısa konuşacağım. Birincisi, değerli gençler, sizlerin geçtiği sıralardan geçen ve sizler gibi öğrenciler yetiştiren bir hoca şapkasıyla konuşacağım. İkinci olarak da diş hekimi ve hukukçu evlatları olan bir baba olarak konuşacağım. Dolayısıyla aynı zamanda değerli ailelerin duygularına da tercüman olmaya çalışacağım. Değerli gençler, kıymetli misafirler, hepinizin çok iyi bildiği gibi iki meslek toplum hayatı için vazgeçilmez bir öneme sahip. Hekimlik ve başta hakimlik olmak üzere hukukçuluk mesleği. Hekimler ve hakimler olmadan bir toplumsal hayat hiçbir zaman düşünülemez. Aslında İbn-i Rüşd ideal toplumda bu iki sınıfa da, iki mesleğe de ihtiyaç olmadığını söyler. Çünkü ona göre ideal bir toplum sağlıklı beslenen bir toplumdur. Hekime ihtiyaç olmaz. İdeal bir toplum insanlar arasındaki ilişkinin sevgi ve dostluğa dayandığı, kardeşliğe dayandığı bir toplumdur. Orada da hakimlere, hukukçulara ihtiyaç olmaz. Ama bizler ideal toplumlarda yaşamıyoruz. O yüzden bu iki sınıfa da, bu iki meslek grubuna da ihtiyaç duyuyoruz. Yıllar önce diş hekimliği fakültesinde okuyan kızıma gönderdiğim bir mesajda Don Kişot'tan bir alıntı yapmıştım. Bu vesileyle sevgili diş hekimliği fakültesi mezunlarına bunu hatırlatmak isterim. Yaptıkları işin ne kadar değerli olduğunu gösteren bir anekdot bu. Don Kişot'un 18. bölümünde, bu arada gençlere bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü edebiyat tarihinin belki de şaheserlerinden biridir Don Kişot. Orada bir koyun sürüsünü düşman askeri zannederek Don Kişot mızrağını çeker ve saldırır koyunlara. Birkaç tanesini yere serer. Sonra çobanlar seslenir. Ne yapıyorsun sen diye uyarırlar, vazgeçirmeye çalışırlar ama bizim şövalyemiz kararlıdır. Birkaç koyun daha yere indirdiğinde bu sefer çobanlar taş ve sopalarla Don Kişot'a saldırırlar ve kan revan içerisinde bırakırlar. Dişleri dökülen Don Kişot yardımcısı Sancho'ya şöyle der: evlat, keşke kolumu kesselerdi de dişlerimi kırmasalardı. Biliyor musun der, dişsiz bir ağız taşsız bir değirmen gibidir. Ve ağızda sağlam bir diş bir pırlantadan çok daha değerlidir. O yüzden diş hekimlerimiz bizim için çok değerli, bizim için çok kıymetli. Ben onlara mesleki hayatlarında başarılar diliyorum. Aynı durum hukukçular için de geçerli. Mevlana der ki, toplumsal uyuşmazlıkları, insanlar arasındaki kavgayı barışçıl yollarla çözdükleri için hakimler ve hukukçular bize verilen bir rahmettir. O yüzden hukukçularımız da bizim için çok değerlidir. Onların her biri meslek hayatında hakim, savcı olarak, avukat olarak, belki noter olarak, belki akademisyen hukukçu olarak bizlere hizmet edeceklerdir. Değerli gençler, bizim inancımıza göre insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. O yüzden ne yaparsanız yapın, kaliteli kişiler olarak, mesleğinizde en iyiler olarak yapmaya çalışın. Çünkü ancak bu durumda bilgili, birikimli ve nitelikli hukukçular olarak, hekimler olarak insanlara faydalı olabilirsiniz. İnsanlara faydanın ben 3A ile mümkün olduğunu düşünüyorum. Nitelikli hekimlerin de,
nitelikli hukukçuların da ancak 3A olarak formüle ettiğim değerlere sahip olmasıyla insanlara hizmet ve fayda mümkündür diye düşünüyorum. Kolay aklınızda kalacaktır bu 3A. Birincisi akıl, ikincisi ahlak, üçüncüsü adalet. Bu 3 değerin olmadığı yerde ve hayata geçmediği yerde sağlıklı toplumdan da bahsedemeyiz, adil bir devletten de bahsedemeyiz. O yüzden aklınızı, ahlakınızı ve adaletinizi hiçbir zaman bir kenara bırakmayın. Bu kavramların her biri üzerine saatlerce konuşulabilir ama ben birer cümleyle ne demek istediğimi açıklamaya çalışayım. Akıl hepinizin bildiği gibi insana verilmiş en büyük nimettir. Doğruyu yanlıştan ayırt etmek için, faydalıyı zararlıdan ayırt etmek için bize bahşedilen bir kabiliyettir, yetidir, yetenektir. Ama akıl sahibi olmaktan daha önemlisi, değerli arkadaşlar, aklı kullanmaya cesaret etmektir. Çünkü ancak bu sayede aklımız işe yarar. Akıl bize bir yandan bilgi sahibi olmayı emreder, diğer taraftan da özgür olmayı, bağımsız olmayı. O yüzden ne yapın yapın, aklınızı ve zihninizi kimseye kiraya vermeyin. Kimsenin sizi kullanmasına fırsat vermeyin. Bağımsız, özgür bireyler olarak düşünün ve tercihlerinizi ona göre yapın. Ahlak da en az akıl kadar bizleri nitelikli insan yapmak için gerekli şartlardan birisidir. Ahlak en basit anlamıyla iyi insan olmayı ifade eder. Bunu da rahmetli Aliya İzzet Begoviç, Bosna Hersek Devleti'nin bilge devlet başkanı çok iyi ifade eder. Kısaca der ki, en temel ahlaki ilke insan olmak ve insan kalmaktır. İnsan olmak, diğer insanları, bizim gibi düşünmeyenleri, bizim gibi yaşamayanları da insan olarak kabul etmeyi gerektirir. İnsan kalmak da en zor şartlarda dahi insani özelliklerimizi kaybetmemeyi gerektirir. Ve Aliya bunu sadece söylemekle yetinmemiştir, hayata da geçirmiştir. Bosna'da boşnakların en ağır hakaretlere, saldırılara, katliamlara maruz kaldığı dönemde Bosna Hersek'in tarihi temel binalarının bombalandığı bir ortamda, kadınların, çocukların öldürüldüğü bir ortamda insan olmak ve insan kalmaktan bahsetmiştir ve bunu da uygulamıştır. Bununla yetinmemiştir Aliya, bu ahlaki ilkenin aynı zamanda bir siyasi ilke olduğunu da ifade etmiştir. Siyasi ilke olarak insan olmak ve insan kalmak, hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklere dayanan çoğulcu bir demokratik devleti ifade eder. O yüzden de insanların kendisi olarak bütün farklılıklarıyla bir arada yaşayabildiği bir toplumsal ve siyasal hayat, bu ahlaki ilkenin siyasi alana yansımasını ifade eder. Tam da bu noktada 3A, adalet bize gerekiyor. Adalet sadece siyasi, toplumsal bir ilke değil, aynı zamanda bireysel bir ilkedir. Günlük hayatımızda, aile hayatımızda, toplum hayatımızda dikkat etmemiz gereken, uygulamamız gereken bir ilkedir. Ama en önemlisi adalet, mülkün temelidir, yani devletin temelidir. Adaletin üzerine bina edilmeyen bir toplum da, devlet de uzun ömürlü olamaz, yaşayamaz. O yüzden biz bu 3 ilkeyi hayatımıza yansıtmak, hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Son olarak değerli gençler, size şunu da hatırlatmak istiyorum. Bir şeyi bilmek, yapılması gerektiğini bilmekle yapmak aynı şey değildir. Dolayısıyla akıl, ahlak ve adaletle ilgili bilgiye sahip olabiliriz. Bunların ne kadar gerekli olduğunu da bilebiliriz. Ama burada daha önemlisi bunları hayata geçirmektir. Akıl, ahlak ve adalet bir söylem ya da söylev meselesi değil, bir eylem meselesidir. Uygulamaya geçirilmesi gereken değerlerdir. Aksi takdirde
Bunları uygulamadığımızda ahlak üzerine, akıl üzerine, adalet üzerine sürekli söylem üretiriz. Ve bu da bizim hiçbir problemimizi çözmez. Ben sizlere meslek hayatınızda bu duygu ve düşüncelerle başarılar diliyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Meslek hayatınızda aklı, ahlakı ve adaleti hep kılavuz edinin. Tabii bu vesileyle ben öncelikle sizleri yetiştiren, bugüne getiren ve bugün bu mezuniyet töreninizde sizlerle birlikte olan öncelikle hocalarınızı tebrik etmek istiyorum. Onlar gerçekten çok fedakarca sizler için çalıştılar ve sizleri bu noktaya getirdiler. Bilgi birikim sahibi gençler olarak topluma hizmet etmeye hazır hale getirdiler. En büyük fedakarlığı da her zaman olduğu gibi aileler yaptı. Aileleriniz 5 yıl boyunca diş hekimliği fakültesi öğrencilerini, belki bazıları daha uzun süre okutmak için her türlü fedakarlığa katlandılar. Yine hukuk fakültesi öğrencilerini, çocuklarını okutmak için her türlü fedakarlığı gösterdiler. Belki alkışların en büyüğünü onlar hak ediyor. Onlara da ben herkes adına, sizler adına şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Son olarak bu güzel töreni organize eden, başta değerli rektörümüz olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.